Selam dostum, hoş geldin. Ben Atıf, burası da benim oyun kanalım. Nirvan Oyun TV ekranlarından hepinize merhabalar. Fenerbahçe Arelik kariyerinde bomba gibi devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlayacaksınız, iki efsane transfer yapmıştık. Bunlardan bir tanesi kaliteli oyuncu, tecrübesiyle sahada bize çok fazla faydası olacak olan bir isim Nainggolan'dı. Diğeri ise sol kanatta geleceğe hükmetmesini planladığımız genç yetenek Ansu Fati'ydi. En son maçımızda Sivas'a yenildik ama ümitlerimiz tükenmiş değil. 3. sıradayız. Zirveyle aramızda 7 puanlık bir fark var. Ansu Fati yolun yarısında sezon için işler rayında diyor. Bence de Fenerbahçe sezonun ilk yarısı 3. sırada biterek şampiyonluk mücadelesi verdiğini ilan etti. Bence de oldukça iyi bir durum söz konusu. Alışma sıkıntısı yeni transfer Ansu Fati ilk maçına çıktı. Takım talimatlarına alışman biraz zaman alacak ama eğlenceli bir öğrenme süreci olacağını düşünüyorum dedi ve maalesef Sivas Spor'a karşı olan mağlubiyeti de görüyoruz. İleri diyorum ve zamanı biraz daha hızlı atmamız lazım. Şu anda transfer görüşmenin olmuş olduğu zaman dilimindeyiz. Şimdi görüşmeler diyelim, herhangi bir gelişme var mı? Yetenek avcısı yine birilerine bulmuş. Bakalım kimler var diye. İzlenen oyunculara bir bakalım şöyle bir. Miranda gelmiş. 38 yaşında bir oyun kurucu. Şu an için düşünmüyorum. 78 overall vardı galiba. 75 overall var. Çok da fazla işimize yaramaz. Takım içerisinde bazı kişilere teklifler var gibi sanki. Ferdi Kadıoğlu'cun bir teklif var. Ya şaka yapmayın ya. Adamın bedeli 2.7. Bize teklif edilenler çerez parası gibi bir şey. Peki şu anda şöyle bir şey yapalım. Gelişmiş aramaya bakalım. Burada acaba satılık transfer listesinde işimize yarayabilecek olan kimse var mı? Şimdi pozisyon, yaş, boy, vatandaşlık, oyuncu adı, sözleşme kalan ya da pazar değeri. Artan düzey, azalan düzey. Biz ekonomik olmak zorundayız. Şöyle yapalım abi. Yok kaleci. Onu hepiniz kaleci olarak mı? Ha dur bir dakika. Sözleşme bitiş senesi, bağlılığı, serbest kalma bedelleri var. Pazar değeri var. Tamam, pazar değerleri güzel abi de. Bunu sen bu şekilde gruplandırmasaydın daha iyi olacaktı. Genel dereceye göre yapalım biz bunu. Tamam. Azalan düzeyde olsun. Van Dijk var maalesef. Ya şu an için bunlar bize çok pahalı gelecekler. Kiralık olarak bakalım. Kısa dönemde kimleri kiralayabiliriz diye en azından. Vallahi sol açıkta birisi var ama sağ açıkta da Greenwood var. Aslında seni alıp da sağ kanatta da oynatamaz mıyız ya? Transfer için ama ya yok. Biz zaten bunu alamıyoruz. Merih kiralık. Takım rolü bazı oyuncular kondisyon önüne başardık artacaktır. Abi bir dakika ya, bizde bir sıkıntı var. Biz şu anda buna teklif verdik mi acaba? Stoper olarak Emerson vesaire, Shaqiri var. 79 Yattaren var aslında ama niye abi, biz şeyde değil miyiz ya? Ofansif orta sahada Til var, 25 yaşında, işimize yarayabilir ama çok emin değilim. Şöyle hızı hızlanması iyi olan bir adam olsa bize, böyle forvet konusu mesela, hızı hızlanması güzel, 87-86, şut gücü de güzel. Agustin'le bir görüşme yapsak mı acaba? Ofansif farkındalık bunda biraz daha fazla aslında. Mayoral'de o da bizim çok işimize yaramayacak. Ruben var. Neyse, çok da fazla bakmayacağım. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle yapalım. Zaman ileri al diyeceğim. Hızlı hızlı geçmem lazım buraları ki her gün görüşme günü var şu anda resmen. Bizim de teklif vermiş olduğumuz isimler vardı en son. Takımından birilerine teklif var. Kime teklif var yine? Sinan Gümüş. Tamam. Yani Sinan Gümüş için yapacak bir şey yok. Gitmek isterse gidebilir. Peki. Saygı duyacağız yani Sinan için. Gabriel Barbosa büyük performans ve büyük ilgi toplamış. Şu an için yapacak bir şeyim yok olan. Mesajlara şöyle bir bakalım. Abi geç buraları. Zaman ileri al diyelim. İleri doğru geçiyorum. Her gün bir görüşme günü var ya. Şöyle yapalım. Ben buraları kesiyorum. Önemli olan görüşmeler için tekrardan bir araya geleceğiz. Takipte kalın.
Bizim geçen bölümden kiralık sözleşmesi teklif ettiğimiz Greenwood, Melih Demiral, Patrick Kluivert'ın oğlu Justin Kluivert ve Yattaren maalesef hepsi de bizimle çalışmak istemediklerini belirttiler. Birazcık üzücü oldu ve devam ediyoruz. Perotti için bir teklif geldi. Oldukça iyi bir teklif gibi görünüyor şu anda. 7,7 milyon euroluk bir teklif. Şöyle bir şey yapacağım. Yeniden görüşme yapıp biraz da arttırmak istiyorum. Yani çok az bir şey daha şöyle sanki teklif etsek acaba nasıl olabilir? Perotti'yi verip böyle iyi bir para alıp belki iyi bir isim getirebiliriz. Nazım Asangare için bir teklif var. Feyenoord'tu galiba değil mi o? Ha değil. Slavia bırakmış pardon. Devam edeceğiz ama şeye geldik. Maç zamanı Kayserispor'la oynayacağız. Kayseri deplasmanına gideceğiz. Kadroda bir düzenleme yapalım. Bakalım yorgun oyuncularımız var mı yok mu? Hızlı bir göz atıp sahada görüşürüz. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Tribünde desteğinize çok ihtiyacımız var. Ve geldik Kayseri'deyiz. Oldukça güzel bir atmosfer var. Kayserisporlar bizi çok güzel karşıladılar. Tribünler tıklım tıklım dolu. Ara sıra boşluklar görüyor olabilirsiniz ama onlar da birazdan dolacaklar ve sahaya çıkıyoruz. Oy 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 oy. Kaptanımız Ozan Tufan gayet iyi bir şekilde sahaya çıktı. Başımız dik olaraktan ve hakem düdüğünü çaldı. Maç resmen başlamış oldu. Başarılar Fenerbahçe diyoruz. Samatta ile ileride bastık. Direkt uzun oynadı da Lemos. Gökhan Gönül'e doğru hemen öndeki Nainggolan'ı gördük. Nainggolan artık bir şeyler yapmak istiyor. Gökhan da atak cevap verdi. Ama keşke vermeseydi o cevabı. Ozan hayırdır? Oğlum orada adam mı vardı? Ne yaptın? Cahil güzel düşürdü. Ama Pelkas Allah Allah abi. Hiç müdahale etmeseydin keşke ya. Cahil uzaklaştırma çabasındayız. Hayret bir şey. Biz adam kontrolü niye yapamıyoruz ya? Caner uzaktan of direkt dibinden yaladı. Bu nedir ya? Adamlar çok iyi geliyorlar şu anda üstümüze. Bayağı iyi geliyorlar hem de ya. Şuna bak, plaseyi çok güzel vurdu. Altay'ın kontrolü top direkt dışarı çıktı. Hemen K ile doğru başladık. Taç çizgisi de Gökhan Gönül vardı. Önünde Valencia var. Valencia ortası Samatta. Ya o pozisyona o ne gerek vardı ya? Cahil abi çok iyi indiriyoruz topları. Ama maalesef şöyle bir sıkıntımız var. Top indirdiğimiz yerde bizim adamımız yok. Lemos. Daha doğrusu var da yok. Bu genç yetenek değil miydi ya? Aynen o çocuk Samat şeydeki Kayseri'deki adı aklıma gelmedi bir türlü. Allah 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 Allah. İzin verme, izin verme, izin verme abi. Nainggolan. Direkt arkaya doğru Altay. Hemen yerden başladı. Kısa başladı pardon. Ansu Fati. Ozan'ın önüne doğru. Ya Ozan farklı şeyler düşündü ama. Lan! Pelkas ne yapıyorsun? Oradan topuk mu vurulur ya? Ulan arkadaş iyice sapıttılar ya. Böyle artistik yapacağım diye. Uzun top Cahil. İndiremedik bu sefer. Gökhan Gönül. İşte buna izin verirsek bu golü de yiyoruz işte arkadaş. Bu elimizde değil ya. Adam kontrolü çok iyi değil şu anda kontrolüm. Samatta, Pelkas, Nainggolan. Valencia, Pelkas. Ya arkadaş ne yapıyorsunuz ya? Güzel. Ozan devreye girdi. Topu aldı. Yine geriye düştük maçta. Ansu Fati. Uzaktan vurdu. Kalecinin üstüne direkt. Güzel. Fati'nin en azından alışma zamanıydı bu. Ama o gol yemeseydi daha iyi olacaktı sanki ya. Ya Pelkas kuş. Pelkas'ta çok sıkıntı yaşayacak gibi görünüyoruz ve müdahale ilk yarıyı bitiren düdük geldi. 1-0 gerideyiz. Çok şanssız bir gol yedik. Yenmemesi gereken bir gol yedik.
Bir kere geldiler, onunla da gol oldu zaten. Nainggolan. Valencia hemen öndeki Pelkas'a doğru. Pelkas ilk dönem çok iyiydi ama şu anda iyi değil. Vallahi ya salaksınız siz ya. Vallahi salaksınız ya. Aynı alanda nasıl top kaybı yapabiliyorsunuz Kahil? Gökhan Gönül. Bak. Nainggolan. Ozan Tufan Caner'e doğru. Hop Ansu Fati'ye doğru. Lan oğlum. Abi içeri top geçirebiliyoruz. Adam kontrolü bana gelmiyor. İstediğim adama gelmiyor. Uzun top. Kademe bu sefer yerinde değil. Lemos nasıl beceriyorsun şu topla adam arasından geçmeyi ya? Ansu Fati. Caner'e Ozan Tufan'a doğru. Ortası Pelkas. Abi daha iyi kontrollü vuruş top artık ya lütfen. Hadi beyler. Hadi aslanlar. Altay kalk Altay hadi hızlı 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 hızlı. Gökhan Gönül. Biz deplasmanlarda şu anda çok gerideyiz ya. Bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Valencia. Oğlum destek çıksana adama. Ya küfür etmeyeceğim ya. Vallahi küfür etmeyeceğim artık yeter ya. Adam adamın peşinde takılmış gidiyor ya. Açılması lazım kanata. Boşluğa gitmesi lazım. Öyle ayarladık sözlü ayarlardan ama yine sabak. Tamam Ferdi burada görev alsın. Nainggolan'ı ileriye alalım birazcık. Ansu Fati çok yorulmuş. Hadi Ansu hadi. Ozan da destek veriyor şu anda. Aa! Çok iyi şut çekebiliyoruz ama maalesef devamı gelmiyor. Bak defans arkasına nasıl atabildin o topu ya? Ya kırmızı kart. Kaya ile kırmızı kart. Aa sarı kart geldi. Ya göz göre göre biz bu maçlardan puan veriyoruz. Vermemiz gereken puanlar bunlar. Lemos güzel müdahale. Ansu Fati'nin önüne. Fati hızını konuşturup geçmesi lazım. Ama maalesef yani o pas bloğunu biz beceremiyoruz şu anda. Zannedersem o boştaki arkadaş... Hakem hiç uzatma vermedi. Direkt maçı bitirdi ve kötü bir gidişat var şu anda. 1-0 kaybettik. Kayseri deplasmanında yükselişte olmamız gereken bir zamanda düşüş yaşıyoruz. Tesislerde görüşürüz. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada bizim puan kazanmamız gereken Galatasaray zirvede yara aldı. Biz ise maalesef olduğumuz yerde saymaya devam ettik. Konya önümüze geçti. Averaj farkıyla önümüzde çok az attık, çok az yedik. Çok saçma sapan bir gidişatımız var şu an için. Rakip görüşme günü. Bir dakika abi, elinde bir şey var. Biz tehdit vermiştik galiba değil mi? Aynen. Şimdi çetin mücadeleye arda arda kaybetmesi hakkında açıklamada bulundu. Maalesef takım hedefine odaklanmada sorun yaşıyor. Onlarla oturup performansı etraflıca bir konuşmamız gerekiyor falan filan ama boş işler bunlar. Görüşme dediğimizde herhangi bir şey yok. Yedi rakamcısından gelen kim var ona bir bakalım bir. Kimse yok. Aynen. Yani. Yok iş yapan bir şey yok şu anda. Takımından Perot diye bir teklif vardı. Evet. Aa, yok pardon bu hala devam ediyor. Valencia'ya bir teklif var. İyi de abicim Valencia'nın bedeli bu. Yeniden görüşme yap. Senin bu keseyi açman lazım. 8 milyon euro bedelimiz var. Senin bize verdiğin paraya bak.
Yok. Sağ ol. Yıllık maaşımızdan düşebilir aslında ama 10 golü var. 9 asisti var. Asist konusunda da çok iyi şu anda. Bayağı da işimizi görüyor. O nedenle görüşmeleri sonlandırıyoruz ve Valencia'nın satılık olmadığını kendine tatlı bir dille izahında bulunduk. Zamanları alıyoruz. Hop, görüşme günü. Ocak ayı bol bereketli geçiyor bizim için. Aynen, ben James Vardy için bir teklifte bulmuştum öyle gaza gelip ama Vardy maalesef bize vermiyorlar. O da zaten sonuçsuz kaldı. Lacazette için de bir teklifte bulunmuştum. Onlar da onu reddetmişler zaten. Sağ olsunlar. O zaman ne yapıyoruz? Takıma bakalım kimler var diye. Perotti için Perotti'ye 8.700 veriyorlar. Şartları kabul ediyorum. Ve Perotti'yi gönderiyoruz arkadaşlar. 28 milyon euroluk bir transfer bütçemiz oldu. Buysa bizim için oldukça güzel. 21 Ocak itibariyle takımdan ayrılacak Perotti. Yaşı da vardı Perotti'nin. O nedenle çok fazla sorun olacağını zannetmiyorum. Bizim için. Rakip Gençler Birliği. Kendi sahamızda Gençler Birliği'ni ağırlıyoruz. Leicester Perotti ile sözleşme imzalıyor. Perotti'yi gönderdik. Ferdi Kadıoğlu hiçbir yere gitmiyor. Gençler Birliği maçı için sabırsızlandığını belirtmiş. Değerli dostumuz. Şimdi görüşmeler demeyeceğim. Çok pardon. Ha, bir dakika, görüşmeler diyeceğim. Şurada gelişmiş arabalar kısmında bizim malumunuz. Şurada bir dostumuz vardı. Gitti mi gitmemiş. Ofansif orta saha 80, 25 yaşında. Şimdi genel özellikleri nasıl, çok fazla bir şey yok. Alçaktan pası ve stik toplaması güzel. Top kontrolü iyi. Şut gücü güzel. Bizim işimize yarayabilir. Sağ kanat olarak da var. Santrafor olarak da Agustin var. Hızı hızlanması çok güzel. Yaşın kaç senin dostum? 25 yaşındasın. Peki senin durumun nedir? Senin hızlanman çok iyi değil. Senin yaşın kaç? 25. Fırsatçı golcü kurnaz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir transfer görüşmesi yapalım. Bir görüşelim en azından. Belki kabul eder. Ara transfer döneminde de almış oluruz. Şu Til'i de alalım. Til de oldukça iyi bir isim. Yok. Tamam. Eğer sözleşmelerde bazı maddeleri değiştirmek isterlerse değiştirebilirler. Sıkıntı yok bizim için. O konularda uyarma yapabiliriz. Şimdi oyun planına girip tabii ki Perotti'nin yeri boşalmıştı. Valencia otomatik olarak geçti. Pelkas'ı burada düşünmüyorum. Onun yerine Ferdi Kadıoğlu'nu oynatacağız burada. Ferdi biraz daha aktif oynasın burada. Nazım Sangare kalabilir. Gökhan'la. Gökhan'da bir düşüş var. Genel bir düşüş var Gökhan'da. Onlar da görmezden gelecek. Zaman ileri alıyorum ve kendi sahamızda Gençler Birliği ile karşılaşacağız. Takım otobüsüne bindik. Şükrü Saraçoğlu'na doğru yavaş yavaş gidiyoruz değerli dostlar. Tribündeki yerinizi almayı sakın unutmayın. Desteğinizi bize esirgemeyin. Şükrü Saraçoğlu'ndayız. Futbol oynamak için her şey çok müsait. Tribünler tınca hınç dolu. Bütün biletler satıldı. Fenerbahçe taraftarının müthiş bir desteği var. Rakip Gençler Birliği zorlu bir maç olacak bizim için. Çünkü bu haftalar çok 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 değerli. Hiçbir puan kaybına tahammülümüz yok. Samatta ile başladık ve başarılar Fenerbahçe. Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu var. Ben arkasında Nainggolan vardı hemen önünde, pardon. Uzan Tufan hemen Caner'i gördü. Caner ilerideki Ansu Fati'yi gördü ama Fatih şu anda boşa çıkmadı ve çıktı. Fatih kanattan bir bindirme yapıyor. Ortası güzel. Direkt kaleye doğru kaleci. Nordfeld topu kucaklayan isim oldu. Ozan. Kaptanımız bugün. Evet, yerinde müdahale. Çok güzel. İçeride Ansu Fati var. Ansu Fati vallahi Caner'i kaçırdı resmen. Ama çok kötü bir pas verdi Caner. Niye öyle bir pas verdi? Ben de anlamadım. Hoppa aldık. Aa, alamadık. Ulan Fatih, ulan Fatih, o top kaçırılır mı lan? Müdahalesi yetersiz oldu. İçeriye doğru oynandı. Lebos Ozan'a doğru. Kanattaki Ansu Fati'yi gördük. Hemen yanında Nainggolan top istiyor şu anda ama hop geri doğru çekti. Ansu Fati kendini boşluk oluşturuyordu. Beceremedik. Olmadı. Kademeye giren Ozan Tufan var. Kaptan girdi kademeye. Nainggolan çalım atmak istedi ama orada beceremedi. Kalabalıktan çıkamadık. Ya Fatih. Gençler Birliği bir anda panik oldu. Biz de o panikten değerlendiremedik paniği.
Gole dönüştüremedik. Nainggolan. Bazı sıkıntılarımız var. Bunları aşmamız lazım. Ferdi Kadıoğlu. Nainggolan'ı gördük. Nainggolan topu bir kez daha yarı sahamızdan çıkartıp oyun kurmaya çalışıyoruz. Nainggolan'la güzel. Hop, direkt kalecinin üstüne. Nainggolan güzel vurdu. Adam çok iyi şutlar çekiyor ama biraz daha önünü açmamız gerekiyor bu hususta. Caner hemen geriye Lemos'a gönderdi. Lemos! Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Nainggolan indiremedi. Ferdi. Ferdi kademe de yapıştı ama etkili olmadı. Ozan. Uzun oynandı. Lemos alır mı? Oha alamadı. Vurdu dışarıda. Abi çok iyi pozisyon yakaladı adamlar ya. Hemen ceza yayının üstünde pozisyon buldular ve neticelendirmediler. Çok güzel oldu bizim için bu. Altay Kahil'e verdi. Hemen Gökhan'ı gördü. Kanattaki içeride ilerleyen Ferdi Kadıoğlu vardı. Valencia. Bak burada Nainggolan'a verdi. Nainggolan. Yok ya. Birazcık şansımızı fazla zorladık. Kahil. Ozan Tufan. Ansu Fati'ye doğru. Evet. Güzel çektik ama olmadı. Lan! Ya çok güzel defansa çarptı top ama gol olur mu dedik. O da olmadı. Korner olsun bari. Korner. Caner. Ceza sahasının içerisinde olduğu ortası Ozan'ın kafası gelmedi. Caner beceremedik. Caner kanat değiştirip sağ kanatta yer duruyor şu anda. Kornerden dolayı. Offside. Hadi. Vales. Of. İlk yarının son saniyesinde müthiş kafa ama olmadı. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Görüntüdeki isim Ferdi Kadıoğlu'ydu. Valencia çok iyi uzandı topa. Ama istediğini alamadı. Maçta müthiş bir üstünlüğümüz var. Yani en azından kaleyi bulan şut oranında adamların bir şutu var. O da zaten gördüğünüz üzere ceza yayın dışındandı. O da gol olmadı zaten. Samatta ile ileride basacağız. Artık gol atmamız lazım. Gole ya da gollere ihtiyacımız var. İşte bu olmadı. Eyvah. Eyvah. Nainggolan biçti ayağını. Hadi hemen başla. Hemen başla. Adam bir kere geliyor. Tam gelecek şimdi o da bize. Biliyorum ben başımıza gelecekleri. Yerden değil kısa oynadı. Caner Erkin. Ansu Fati. Güzel çalım Fati'den. Lan oğlum ya. Defans arkasında bir top. Lemos. Güzel. Zamanında baskı sonuç verdi. Ozan Tufan. Hadi kontrolü çıkmamız lazım çocuklar. Bak. Samatta'ya doğru ama olmuyor. Ozan Tufan. Nainggolan direkt kalecinin üstüne. Oradan çok güzel vuruyor ama maalesef etkili değil. Daha doğrusu direkt kaleciye doğru giden toplar bunlar. Lemos kademede dengesini bozdu ve iş yaptı. Ansu Fati. Abi bu adam çok hızlı, tamam da hızdan faydalanamadık biz bu çocuğun. Nainggolan'ın vuruş. Uf. Olacak. Olacak. Bir şekilde biz bu topu ağlarla buluşturacağız. Ansu Fati'de müthiş bir yorgunluk var şu anda. Stagu girdi oyuna. Sio çıktı. Kendi sahamızda Gençler Birliği karşısında eşitlik var. 0-0. Bir türlü galip gelemedik. Nainggolan bugün çok fazla topla kafa kafaya geldi. Kahil. Ya, başarılı ama indirdiği yerde arkadaşı yok. Etkili bir şekilde. Yavaş. Baba adamlar her fırsatı değerlendiriyorlar ya. Biz artık bir şey mi yapsak? Uzun oyna. Altay çok uzun oynadı. Valencia'ya düşüremedi. Kendi topuna da alamadı Valencia. Kahil Gökhan'a düşürdü. Güzel. Hemen önündeki Ferdi'ye. Valencia. Güzel bir atak olabilir mi? Ya Samat da daha etkili vurman lazım. Şu top artık pas ver ya. Lemos iyi müdahale etti. Kanada doğru geliyorlar. Gökhan.
Ya Gökhan, adamın böğrüne ayağını ne sokuyorsun birader sen de ya. Bir saniye bir dur. Baba ciddi sorunlarımız var. Ansu Fati çok yorgun. Sinan Gümüş'ü alacağız oyuna. İstemeye istemeye de Sisse'ye oyun alıyorum. Çünkü Samat da çok pasif kaldı bu maçta ya. Sisse oyuna giren isim oluyor Fenerbahçe'mizde. Lemos. Lan oğlum, adamın önünde öyle bir boşluk verdik ki adam göstere göstere şut attı ya. Ener Valencia. Hemen yanındaki Sisse Valencia'ya doğru önüne aldı. Ortası. Nainggolan aşıttırma bir kafa denedi ama niye öyle bir şey denedi ki o ya? Ah be Nainggolan. Tamam, güzel güzel iyi işler çıkartıyoruz ama daha etkin olmamız lazım. Gol atmamız lazım. Gol ya da goller bulmamız lazım. Bu da yeterli gelmiyor şu an için. Takımda gidişat pek iyi değil. 4 şutu var, ikisi kaleye buldu Nainggolan'ın. Adam artık yeter dermişçesine kaleye vuruyor. Sinan Gümüş. Babacım ne yapıyorsun ya? Güzel. Hadi. Orta Sisse vur. Offside. Hayır, faul var. Sinan'a mı faul yaptılar? Vallahi Sinan'a faul yapmışlar. Lan pek de Sinan'lık faul yoktu aslında ama. Caner içeriye kesti. Kimse dokunamadı ya. Kimse dokunamadı. Haybeden yine maç verdik ya. 0-0 eşitle bitti maç. 1 puana razı geliyoruz. Toparlanmamız lazım ama bir türlü beceremiyoruz. Tesislerde görüşürüz. Bu kötü gidişata bir dur dememiz lazım. Ya yine puan kayıpları devam ediyor. 5. sıradayız. Müthiş bir şekilde düşüyoruz. Osmanlı böyle çökmedi arkadaş. Oy oy, rakip yeni Malatya. Malatya'ya deplasmana gideceğiz. Bakalım bizim de bu esnada sözleşme teklif ettiklerimizde bir gelişme var mı? Ona da bir bakalım. Bir sözleşmenin 1. günü. Geç bunu şimdi ya. Bu animasyonu çok sevmiyorum. Nainggolan form tutamadı. Taraftarlar mutsuz. Ya değil abi, adam çok iyi işler çıkartıyor da. Görüşmeler diyelim. Diğer takımlar. Tamam. Güzel güzel. Tilde geldi. Hayırlı olsun. Agustin de geldi. O da hayırlı olsun. Güzel. Şimdi dostlar, takıma bakalım. Takımın için herhangi bir gelişme var mı? Pelkas'a bir teklif var. Leverkusen'den bir teklif gelmiş. Yeniden görüşme yap diyelim. Biraz daha bütçeyi arttırmaya çalışalım burada. Ya 2,2 milyon euroymuş Pelkas'ın değeri şu anda. Gökhan için bir teklif var. 340 milyon euro. Ya hiç teklif etmeseniz daha iyiydi bence. Ama yeni transferlerimiz tabii ki de kulüpte olmayacak anladığım kadarıyla. Değil mi? Samatta da bir düşüş var. Maalesef. Maalesef Samatta da bir düşüş var. Yok. Hunteler. Jefferson Farfan diyor ama. Adamlar isim kalmayınca Jefferson Farfan'ı koymuşlar oraya. Bu maçlık forvet hattına Sisse'yi koyacağım. Neden kangren olmuyoruz diye. Nazım Sangare'yi koyacağım bu tarafa da. Bakalım nasıl olacak. Zaman ileri al diyorum ve rakibimiz Malatya. Malatya deplasmanına doğru gidiyoruz. Formalarımızı bir değiştirelim. Çünkü deplasman takımıyız biz. Sizin böyle var mı böyle? Ne renk formada? Yok artık, daha neler. Düz
Tamam. Bu şekilde oynayalım. Sahada görüşürüz. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Bakalım artık puan ve puanlara dönmek istiyoruz. Ve geldik Malatya'dayız. Yeni Malatya Şehir Stadyumundayız. Of. Artık puan istiyoruz. Mutlak puan. Ve maç başladı. Başarılar Fenerbahçe diyoruz. Hisse ileride basıyor bu sefer. Samat da yedeklerde. Çünkü Samat da son zamanlar istediğini bir türlü veremedi. Ansu Fati basıyor. Allah, adamlar bayağı iyi geliyorlar ya. Lemos. Alamadık. Maingolan. Allah'ım ya Rabbim. Ozan ne yapıyorsun ya? Ansu Fati. Güzel. Ozan Tufan. Caner. Ya abi pas olayım biz aşmamız lazım artık ya. Bak bu sefer başardık. Güzel. Fatih'in ortası. Sisse'ye falan herkesi geçti. Valencia'ya falan herkesi geçti top. Nainggolan. Yok olmadı. Caner çıkıyor şu anda. Deli gibi çıktı Caner ama müdahalesi gelmedi. Cahil. Kaçırdı Cahil adamını. Ansu Fati defansa desteğe geldi. O nedenle çok yoruluyor Fati. Kapat önünü. Kapat önünü abi. İzin vermiyor. Harikasın. Lan! Topu tutamadık ayağımızda ya. Abi yapma lütfen ya. Yapma lütfen. Nainggolan daha kontrollü şey müdahale edebilirsin. İstediğini veremedi yeni transferler bir türlü. Abi adam adama pozisyona girin. O zaman biraz daha içeriye doğru girdi. Lemos. Altay. Sangare hemen. Sangare'de uzun zamandan beri forma şansı bulamıyordu. Ferdi Kadıoğlu. Ah be ya. Ah be ya. Ulan Sangare'nin orada ne işi var abi zaten pas konusunda? Bizim defans manyak çıkıyor şu anda ya. Bir de derin ayarladık bir de biz bunu ya. Yürekler ağızdaydı. Tribünler ayağa kalktı gol diye ama olmadı tabii ki değil. Çibeke. Çibeke herhalde o. Ferdi nasıl bir kafa pası oğlum o. Nainggolan uzun oynadı Ansu Fati'ye. Lan Fatih, ulan Fatih. Ne itiraz ediyorum. Taç adamların tabii ki de. Çibeke'yle geliyorlar. Oha Ozan, oha Ozan. Abi bu adamla bizi niye her defası yatırıyor böyle? Nainggolan kontrollü geç. Ferdi Kadıoğlu güzel. Geldi gol. Geldi gol. Geldi gol. Geldi gol. Altay. Ferdi. Samatta. Sangare pardon. Valencia diyecektim. Samatta çıktı ağzından bir anda. Uzun düşünce. Nainggolan vuruş topa düzgünce ya. İlk yarıyı bitiren düdük geldi. 0-0 eşitlik var. Ya çok kötü oynuyoruz ya. İstenileni bir türlü yapamadık. Düşüş var takımda yine. O kadar transfer yaptık. İkinci yarıya başladık Sisse ile. Cahil, Ferdi Kadıoğlu. Bak ya. Bak abi bak olacak iş mi bu? Yuh. Yani topu orada alamayız diye pres yaptım. O da gitti. Ayağını alacağı tuttu topun. Ferdi. Lemos. Caner. Oğlum kime top istiyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. Ansu Fati Sisse'yi kaçırdı ama. Ya Sisse aslında tam böyle istenilen form grafiğini bir türlü yakalayamadı. Ah be, ah hızlı bir şekilde Fatih'e kaçırmak istedim olmadı. Bak harcadığım her pozisyon benim kafama bomba olup geri düşüyor. Ben onu anlamıyorum bir türlü ya. Haydi abicim, haydi abicim, hadi.
Hadi beyler. Çok da zor bir şey olmasa gerek bu ya. Güzel. Nainggolan. Ozan. Ozan ne yapıyorsun Ozan? Ya yeter ya. Yeter artık ya. Abi gol sesine hasret kaldık yine bu bölümde. Ozan senin koştuğun yere tüküreyim ben. Yine gaza geldik Ozan konusunda. Kahil. Nainggolan. Bak Caner'in ortası. Ya bunun gol olması lazım artık. Lütfen ya. Penaltı noktasısın. Bomboşsun ya. Ya yine göz göre göre puan kaybı yaşayacağız ya. Abi baksana ya bir türlü atak yapamadık yani neticelendiremedik yaptığımız atakları. Bak adam şimdi aradan alacak topu. Bak. Ben hayatta yapamam şu hatayı ya. Bak şu atak hayatta olmaz bende. İzin verme Nainggolan. İzin verme şuna. Yok yine de paslaşacaklar. Altay. Sangare. Çok hızlıydı ama. İşte bu ya. ...86. dakikada geldi gol ya. Bu bölümdeki ilk golümüz ya. Altın değerini. Lan beni niye ezdiniz oğlum orada? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Samat da önünde kalan topu tam vurdu. Girer girmez de attı golünü. Ve resmen Atıf Hoca'ya sinyal verdi Samat da. Beni oyuna almazsan böyle olur dedi. Burada kademe hatasını çok iyi değerlendirdi. Ceza yayın üstünden Samat da gönderdi füzesini. Hep biz mi yapacağız şu pas hatalarını? İşte bu ya. İşte bu. Şimdi gol yemeden maçı tamamlamamız lazım. Bu bizim için çok zor bir şey olacak. Çünkü biz çok seviyoruz bu tarz hataları. Dakika 88. Gözler hakemde artık kaç tek uzatma geleceğine bakıyoruz. 3 dakika uzatma geldi ve zaten onlar da hemen ataklarını yaptılar. Nitekim taş da zaten aldılar hızlı bir şekilde. Yapmayın çocuklar. Hadi in. Offside. Adam müthiş vurdu kafayı lan. Yok duran topu olacak adamı belirlemeyeceğim tabii ki de. Altay uzun oynadı. Maç her an bitebilir ve maçı bitiren düdük geldi. Ağlamak istiyorum. 3 puanı tek golle aldık ve 3. maçımızda aldık. Ya bu bölüm affedersiniz bok gibi geçti. Ne istediğimiz gibi oynayabildik ne istediğimiz oyunu sahaya yansıtabildik. Yani haybeden maç aldık. 4 şutumuz var. Biri kaleye buldu. O da gol oldu zaten. Bir zahmet artık gol olsun. Maçın adamı Samat da oluyor alkışlarla. Testlerde görüşürüz. Ya maç sonuçlarına bakıyorum da Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Biz yine 5. sıradayız. 35 puanımız var. 9 puana çıktı fark. Biz farkı kapatamıyoruz. Olmuyor. 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 Transfer görüşmesi var şu an için. Kimle? Bir dakika bizden birini de tehdit etmişlerdi. Hatırlamaya çalışıyorum. Kim vermeye çalıştık biz diye.
Yani yeni transferler şeyde gezdiriliyor, tesislerde. Yani başka bir aktiviteleri yok şu an için. Hızlı bir şekilde adapte olmaları gerekiyor. Geç geç sözleşme günlerine. Şu anda bunlarla uğraşamayacağım. Zor bir zafer bence de. Yani Samat da gerçekten müthiş gol attı ve takımı ipten alan isim oldu. Abi şöyle bakıyorum, Til geldi zaten bize. Deniz Türüş'ün bir teklif var Lille'den. Agustin geldi. Görüşme yap dedim. Bütçeyi birazcık yükseltelim. Tamam. 3 milyon euro iyidir. Zaten 2,8 milyon bir bedeli var. O Serdar Aziz için bir teklif var. Görüşme yapıyoruz. Serdar Aziz şu anda yedeklerde zaten bizim için. Tamam, bu iyidir. Yani 2,5 milyon euro bir teklif istedik ama vermeyecekler büyük ihtimalle. Pelkas. Dur. Biz Pelkas'ı vermedik mi lan? Ya Perotti'yi verdik oğlum biz. Pardon. 2,4 istiyorum. 2,4 bedeli var. 2,2 istiyorum. Verirsen al. Her şey düşünme. Mert Hakan yanında şimdi teklif var. Hayır. Mert Hakan şu an için bizde iyi. Diğer zaten bizim oyunculara da tık teklif yok yani yeni gelenlere de. Manager ofiste bir mesajımız var. Bunu hızlı bir şekilde geçeceğim. Hop. Yeni gelen oyuncularımız var. Pelkas'a var. Samat da var. Var da var yani. Zamanları al diyorum ve artık yine görüşme günü. Pelkas'a bir teklif vardı. Şu Pelkas işini kapatalım. Deniz Türüç'le yapılan görüşmeler sonsuz kalmış. Deniz istemiyorlar. Bunun için 2,3 verdiler. Şartları kabul ediyorum ve Serdar Aziz'i verdik. 30 bin euro'luk bir transfer bütçemiz var. Pelkas için verdiler. Pelkas'ı da gönderdik. Normalde göndermeyi düşünmediğim oyuncularsa değildi ama Nainggolan gelince tabii ki de orası boşlukta kaldı. Gelişmiş araba demeyelim mi? Bizim şurada şöyle bir... Aa, gelişmiş araba diyelim. Bir dakika ya. Hulk var mı hala? Bir Hulk'a bakmak istiyorum. Hulk'un durumu nedir diye ama Hulk maalesef yok. Bırakmış Hulk. Abi İbrahim Boş var mı peki? Allah Allah, İbrahim Boş da yok. Dur, acaba hayır. Yok, İbrahim diye oyuncu da yok. Oyuncu da mı yok lan? Bir saniye. Bunu biz nasıl bulabiliriz? Şimdi şurayı bir temizleyelim. Kulüp takımlarına bakacağım bir. İtalya Ligi'nde bir Milan'a bakalım. Gitti mi acaba Milan'dan? Değil. Parma, Roma. Biz burada Milan'ı kaçırdık büyük ihtimalle. Brescia, Chaglia, Cagliari. Aa, Milan yok ki. Yo, Milano var. İşte burada İbrahimovic. Aa oğlum. Hey Allah'ım ya. İbrahimovic'in bedeli neymiş? 2,8 milyon euro. 2. Hadi be. Vallahi böyle bir şey olsa efsane olur. Ciddi söylüyorum. Alırsam çok iyi olur. Hakan Çalhanoğlu için bir teklif verse bu çok isteyebilirler. İstemediler. Tamam, 4 milyon euro veriyorum işte oğlum. Yok, oyunda baş başa değil. Gol bonusu verebilirim. 9 milyon, 9 bin euro. Galibiyet bonusu da 5 verebilirim. Bak, bunları iyi fark ettik. Eğer burada İbo'yu alabilirsek ay 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 ay. Her şey mümkün olabilir. Tamam, güzel. Peki bize burada Iniesta olabilir mi? Iniesta yok tabii ki de. Ya da şöyle bir şey yapabilir mi? İni yes. Böyle mi yazıyor lan? Böyle yazıyor tabii ki de. Ribert değildir o da. Ribert olsa duramazdım. Yok değil de, o da yok. Neyse, şuraya bir geçelim bakalım. Acaba teklifimiz için bir şeyler olacak mı? Şimdi zaman ileri alıyorum. Transferin son günü.
Atlama. Heh. Burada kal. Şimdi sondaki transferi var. Bir dakika. Hakan Çalhanoğlu'nu veriyorlar şu anda. 2 milyon euro üstünü istiyor. Ben İbrahimovic için... Ah, bu niye olmadı ya? Görüşme sonuçlandığında oyuncu kulübünde çok önemli bir role sahip olmasından dolayı teklifimiz reddedildi. İbo'yu kulüp vermiyor. Ama Hakan'ı veriyorlar. 16 milyon euroya. Abi yeniden görüşme yapalım. Bir tık daha düşürelim şunu. Oho, reddetti adamlar. Direkt reddettiler ya. Ulan ne güzel vermişler de halkını bize. Bu iş hiç iyi geçmedi. Ender Valencia için bir teklif var. Abi reddediyorum şu anda. Transfer son günü olduğu için bunu biz baya baya geçmek zorundayız şu anda. Bunları yaşayacağız. Görüşmeler. Geçiş aramalara geldiğimiz zaman da şimdi İbrahimovic abi senin için bir kez daha alamıyoruz. Yaş 41. Hay yavrum benim be. 41 yaşında İbrahimovic. Bu adamı kaybettik. Maalesef kaybettik. Yani daha iyi bir teklif verir de biz bu adamı alabilirdik aslında ama vermedi. Hakan'ı da alamadık. O daha beter bir Ozan Kabak'ı bu şekilde bulabiliyoruz mu acaba? Tabii ki de. Şangay'da mı oynuyorsun oğlum sen? Oha Şangay'a gitmiş lan. Yeni gittiği için biz bu Ozan'ı da alamıyoruz maalesef. Peki Cengiz'i alabilecek konumda mıyız? 81 Roma'da. Ne istiyorsun? 31 milyon euro istiyorlar. Ya alabiliriz aslında ama bir yıllık kiralık teklif etsek. Cengiz için transfer görüşmesi yapsak şöyle düşürelim birazcık şöyle 25 milyon euro dur. Tamam kulübe gelmeye sıcak bakacaktır tamam da. Bakalım neler olacak. 7 saat kaldı. Cengiz için bir gelişme var mı? Evet, görüşmeler çok ilgi çekmişti ama maalesef Hakan Çalhanoğlu bize vermediler, yar etmediler. Cengiz Ünder de sonuçlandırılamadı. Of. Takım içerisinde teklifim var oğlum. Kime ne istiyorlar yine? Aha. Ciddi misin? Güle güle. 48 milyon euroluk bir transfer bütçemiz kaldı. Ya abi vazgeçin artık şu adamlardan ya. Unutun şunları unutmuyorlar. Forvet hattına etkili bir isim alalım mı? Kimler vardı istemiş olduklarınız? Zaha vardı değil mi? Aa pardon. Ha, ne Zaha'ydı bu? Tabii ki de buydu. Verimli kanat. Solda. Wilfried Zaha. Ay 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 ay. Ya abi biz bu adama nasıl yapacağız peki bu işi ya? Şimdi oynadığı maç bonus verelim. Kafasını parayla bulandıracağız adamı resmen. Başka çaremiz yok. Abi niye hızlı bir şekilde geçiyorsun? Belki ben başka işler bitireceğim ya. Oo, of sıktınız artık yiyeceğim ha. Kulüpte bir gelecek görememişmiş. Zaha'yı da alamadık. O zaman şöyle bir Vardy bir yapsak acaba?
Ya yemin ediyorum resmen oyun bize dedi ki al kardeşim şu parayı birazcık uzaklaş bu piyasadan dermişçesine davrandı. 20 milyon euroydu. 2 yıllık bir sözleşme teklif ediyorum. Eğer kabul ederse müthiş olacaktır. Ciddi anlamda müthiş olacaktır. Son 1 saat acaba transferin son dakikasında bir sürpriz yaşanacak mı? İleriki dakikalar diyorum. Aha. 23 milyon euro verdiler. Şartları kabul et diyorum. Ve James Ferdi resmen Fenerbahçe'de. Bak bu kadar basit. Çok güzel bir gün oldu. Müthiş bir transfer politikası güttük. Başakşehir ile oynayacağız ama ne zaman bir sonraki bölümde. Transfer dönemin en büyük olayı mı? Bence en büyük olayı. En büyük Süper Lig transferi. James Vardy geldi. Gerçekten müthiş bir transfer oldu bizim için bu. Ayın 11'ine bakacağız. Şubat ayı da Ocak gelirlerimiz var. Görüşmeler başarısız vesaire vesaire vesaire. Oyun planına girelim ve hemen şunu yapalım bence. Gel abi şuraya. Ya kusura bakma. James Vardy resmen Fenerbahçe'de. Güzel. Ferdi Kadıoğlu'nun yerine neredeyse Nainggolan alacağız. Bak. Güzel. Santrafor 7'yi de şuraya hemen Sissi'nin yerine koyu verelim seni. Gel bakalım şöyle. Takım gerçekten çok iyi oldu. Birazcık alışması zaman olacak ama ben inanıyorum takımın başarılı olacağından. Bakalım James Vardy ilk maçında neler yapacak, neler sergileyecek. Evet dostum bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım video vesile hoşuna gitmiştir. Beğendiysen beğenmeyi ve yorum atmayı unutma. Abone değilsen de abone ol bahanemize katılabilirsin. Hemen aşağıdaki çana da tıklarsan çok mutlu olurum. Ne zaman video atarsam ilk sen haberdar olursun. Kendine çok dikkat et. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.